Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qinamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoyning islom dinini xitoylashtirish qonuni oshkorlandi. 30 mart zimiston to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy 2017 yili islom dinini 5 yil ichida xitoylashtirish haqida maxfiy qonun chiqarib, barliq siyosatlarini shu qonun bo'yicha yurgizgan. Xabarda Xitoyning zuvani bo'lgan Yarshari vaqt gazetining 2019 yili 1 ayning 6 kundagi sonida g'alati bir dokumentni e'lon qilganligi, dokumentda Xitoyning 2017 yili 12 ayda islom diniga munosabatlik yangi bir qonunni tuzib chiqqanligi va mazkur qonunning tuzilgan nusxasining Xitoy o'lkalaridagi islom jamiyatlariga tarqitib berilganligini tushuntirib, mazkur qonunda 2018 yildan boshlab 2022 yilgacha bo'lgan 5 yil ichida islom dinini xitoylashtirishning qonunlashtirilganligini oshkorlagan. Xitoy musulmonlarni yaxshi yomonga ayirib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarini maqsadlik holda yomon musulmon qatoriga chiqarib, boshqa tungan musulmonlardan yetim qoldirish orqali qattiq bostirib, maqsadiga yetgandan keyin tunganlarni o'z ichiga olgan barliq musulmonlarni Yaman musulmonlar qatoriga kirgizib, 5 yillik islom dinini xitoylashtirish plani bo'yicha musulmonlarni umumyuzlik bostirishga boshlagan. Xitoy yaqinda islom dinini xitoylashtirish plani ichidagi qonunga munosabatlik siyosatlarni bir tarafdan Xitoydagi islom jamiyati mas'ullarining kollasidan majburlab o'tkazishga tirissa, yana bir tarafdan mazmuni oshkorlanmagan qonunni tadrijiy amaliylashtirishga boshlagan. Xitoyning bu yillik Sharq Turkiston xalqini xitoylashtirish plani. 28 mart CJ News to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda Xitoy tili ma'arifini umumlashtirish uchun Shandong o'lkasidan pedagogika universitetini bitirgan mingga yaqin Xitoy o'quvchisini avatmoqchi bo'lgan. Bundan burun Xitoy Sharq Turkistonda Xitoy tili ma'arifini umumlashtirish plani ichida Shandong universitetidan avatgan o'qish bitirgan 106 o'quvchi Qashqarning Makit noyasiga yetib berib, har qaysi maktablarda ish boshlagan. Undan boshqa bu yil Chag'an bayrami harpisida Shandong universiteti, Linye universiteti, Zhaojuang universiteti, Taishan universiteti qatorliq universitetlardan 520 o'qituvchi va o'quvchilarni tanlab, Qashqarning har qaysi nohiylarga taqsim qilgan. Xitoy bu yil yana Shandong o'lkasidagi pedagogika universitetini bitirgan mingga yaqin o'quvchini Yupurg'i nohiyasi, Yangsar nohiyasi, Yangshahar nohiyasi qatorliq 4 nohiyaga avatishni planlagan. Xitoy Qozog'istonga Sharq Turkistondagi bostirishni to'g'ri tushangani va qo'llig'ini uchun rahmat etdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi payshanba kuni Qozog'iston tashqi ishlar ministri Atamqulov bilan ko'rishganda Qozog'istonning lagerlar masalasida Xitoyni to'g'ri tushunganligi va qo'llaganligi uchun minnatdorlik bildirgan. Reuters agentligining xabarida ko'rsatilishicha, Qozog'iston hozirga qadar Sharq Turkistonda lagerlarga solvelingan qo'sh vatandoshligi bor qozoqlarni qutuldirish uchun Xitoy tarafidan belgilik muzokara olib borgan bo'lsa-mu, bu masalaga qarata bevosita tanqidiy fikr yoki pozitsiya bildirmagan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston yaqinda lagerlar masalasidagi bayroqdor faoliyatchi Serikjon Belashni tutqun qilib, nazarband ostiga olgan. Qozog'istonda o'tkazilgan bir soddan keyin kuchlik guvohchi yig'ib olish lagerining sobiq o'qituvchisi Sayragul Savutning ovozi pasaygan edi. Ma'lum bo'lishicha, Wang Yi Atamqulov bilan bu qitimliq ko'rishda lagerlar masalasida alohida to'xtalgan. U atalmish tarbiyalash markazlarining dini asabiylik va zo'ravonlik ideyasini yo'qotish uchun qurilganligi va qurilgandan buyon ko'zga ko'rinarlik natijaga erishganligini eskartgan. Shundaqla Xitoyning dini asabiylikka qarshi turishda yaxshi bir ulg'i yaratganligini tilga olgan Wang Yi boshqa davlatlarni Xitoyning bu tajribasidan o'rganishga chaqirgan. Kuzatuvchilar Wang Yining bu so'zlarini lagerlar masalasida o'ziga ishonishdan emas, balki kunsiri ulg'ayotgan xalqaro jamoat fikrining besimidan qutulish uchun, ya'ni o'zini oqlash uchun qilganligini ilgari surmoqda. Istanbulda Sharq Turkiston tanishtirildi. 29 mart Istanbul Altunizade kultur markazida Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli tanishtirildi. Faoliyatga Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi doktor Abdusalom Taklimakan taklif bilan qatnashib, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tanishtirdi. Faoliyatda doktor Abdusalom Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy siyosatlarini
millionlagan Sharq Turkiston xalqini lager va turmalarga tutqun qilib, islomdan voz kechishga majburlayotganligini, Xitoyning har xil vositalar bilan xalqni qirg'in qilayotganligi qatorliklarni tunishtirib o'tdi. Yevropa ittifoqi Xitoyning Sharq Turkistondagi besimiga qarshi nima qilib bera oladi? Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy davlat raisi Si Jinping Yevropada ziyorati bo'lib, Yevropa ittifoqi va uning a'zo davlatlari bilan bo'lgan iqtisodiy aloqani kuchaytirish haqida muhim suhbatlarda bo'layotgan bir mazgilda, Yevropa ittifoqining Sharq Turkistondagi lagerlar masalasida qandoq maydonda turishi kerakligi, uning bu jihatda nimalarni qila oladiganligi munozir qilinayotgan yana bir muhim tema bo'lib qoldi. Germaniyadagi Mercator Xitoy ishlar tadqiqoti instituti tomonidan e'lon qilingan bu vaqtdagi bir dokumentda ko'rsatilishicha, Yevropa ittifoqidagi davlatlar agar Uyg'ur masalasida o'rtaq harakat qilgan taqdirda Xitoyning Sharq Turkistondagi lager siyosatini o'zgartirish uchun belgilik ta'sir paydo qilgani bo'ladi ekan. Xitoyning atalmish Xinjiangdagi besim siyosatlari va Yevropa ittifoqi nima qilishi kerak mavzusida e'lon qilingan dokumentda Yevropa ittifoqi davlatlari Sharq Turkistondagi vaziyat ustida o'rtaq bir diplomatik til shakllantirib uni Xitoy tarafi bilan uchrashishda davomli o'tirg'i qo'yishi, o'zaro va shundaqla boshqa demokratik davlatlar bilan bu vaqtda uchur almashtirishni kuchaytirishi, Uyg'ur masalasini eng muhim tema sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti qatorliq munosabatlik organlarida o'tirg'i qo'yish uchun yuksak darajada hamkorlik o'rnatishi kerakligi bildirilgan. Kishilik huquqni ko'zlash tashkiloti Xitoy ishlari direktori Sofi Richardson xonimmi Yevropa ittifoqi Xitoyga keskin pozitsiya bildirgandalar natijaga erisha oladiganligini tushunib yetishi kerak deb ko'rsatdi. U mundaq dedi. Yevropa ittifoqi yaqinda kishilik huquq oliy kengashi yig'inida Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Sharq Turkistonga mustaqil ziyorat qilib berishiga ruxsat qilishi masalasida keskin pozitsiya bildirdi. Yevropa ittifoqi buni davomlashtirishi kerak. A'zo davlatlar rahbarlarimi o'z oldiga Uyg'urlar masalasida ifoda bildirishi kerak. Yevropa ittifoqi Saudiya jihatidagi andishalari bilan kishilik huquq masalasi haqidagi andishalarini birli vaqtda keskin holda o'tirg'i qo'yishi kerak. Ular Xitoyga nisbatan keskin bo'lgandalar natija hosil qila oladiganligini bilib yetishi kerak. Erdoğan TRT kanalida Ayasofya'ning jamiylik salohiyati ustida to'xtaldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın əsli dilla bir cami ikkallikini təkidledi. Türkiye Avaz Radyosu xabarda bildirilişçe, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın əsli de bir cami ikkallikini ve bu salahiyetinin kayıtının əsligi keltirilişi üçün kanuni belgilimlerini çıkarışını başlaydıqallıqını bildirdi. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televiziya İdarisi TRT kanalının Nakhmeydan programması da Ayasofya'nın camilik salahiyetinin əsligi keltirilişi, haksız kirip çıkışının işğa aşırılışı, kanuni hizmetlerinin başılınışı, binağı kılındığan bazı müdaxillerinin tamamlanışı ve ibadetki ekilişi hakkında tepsili məlumat verdi. Ayasofya'nın əslidirli bir cami ikkallikini ve birinci bulup bu salahiyetinin kayıtının əsligi keltirilişi gerekliliğini təkidleyen Erdoğan, bunun için kanuni belgilimlerinin çıkırıldığalıqını ve binada bazı özgertişlerinin elip berildiğalıqını, andın bu yerge kirip çıkışının haksız bulduğalıqını etti. Erdoğan yana Ayasofya'nın ibadetki ekilişiğe dair planlarının tüzüldüğalıqını uxturdu. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan aldı bilen tabii halde Ayasofya muzimu yaki camimu bunu hal kılışımız lazım. Muzi digen salahiyet Ayasofya'a tehi yıkındı berildi. Bekko'nu salahiyet emez. Aldı bilen Ayasofya'nı özünün əslideki salahiyetine eriştiriş lazım. Çünkü Ayasofya əslide bir cami idi dedi. Önce tabi Ayasofya'nın, Ayasofya müze midir, cami midir? Önce bunu çözmemiz lazım. Bakın müze statüsünü Ayasofya yeni kazanmıştır. Çok eski değil. Önce bir defa Ayasofya'ya o asli künyesine sokmamız lazım. Nedir? Camidir. Bunu bir defa bir halletmemiz lazım. Bir diğeri diyorlar ki işte Sultanahmet'e ücretsiz giriliyor. Ama Ayasofya işte müze statüsünde olduğu için ücretli giriliyor. Biz de dedik ki bu halledilir. Onun için Ayasofya'da ücretsiz girmeyi sağlamamız. İçeride ciddi bazı mimari müdahalelerin yapılması lazım. Bu mimari müdahaleden kastım, yani bu girişlerin daha rahat olabilmesi.
Arab devletleri Trump'ın cevlan töpelikleri kararını ayıpladı. Paris koltuğu elleri parlament başlıkları Amerika Koşma İştahatları Prezidenti Donald Trump'ın cevlan töpeliklerini İsrail'e zemin edip itiraf kılışını ayıpladı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe Saudi Arabistan'ın payitahtı Riyad'da Katar'ın mı iştirak kılışı bilen çakırılgan Paris koltuğu elleri parlament başlıkları yığınının hulası dökülatı da halkaralık hücretlerde cevlan töpeliklerinin işgal astıdaki Suriye zemin edip körsüzlükelleri eskertildi. Mezkur karar ayıplanan dokulatta bu kararının Uttur Şarak'taki tinişlik mesafesi ve rayonunun mukumluğu bilen bihaterlikeki körüstüdüğün naçar akıbetleri doğrusunda agahlandırıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.